Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugün 9'dan 10'a kampımızın son dersini sizlerle birlikte yapıyoruz. 9'dan 10'a kampımızı tamamlıyoruz gençler. 10. sınıfa bomba gibi hazırlanmış olacağız. 10. sınıfın son ünitesine ekosistem, ekoloji ve güncel çevre sorunları ünitesi var. Ve ÖSYM çok seviyor. Son yıllarda da üniversite sınavında pek sık soruyor gençler. 9'dan 10'a hazırlık setimizden de hemen bir bahsetmiş olayım. Matematik kampını bitirdik. Eksiğiniz varsa dönün, matematik kampının videolarını mutlaka izleyin. Şimdi ne yapıyoruz? Fizik, kimya, biyoloji kampında, yani FKB kampındayız. FKB kampının da son dersiyle birlikteyiz. Ben bitirince ne olacak? Edebiyat, tarih, coğrafya, yani ETC kampı sizlerle birlikte olacak. Bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman sizden tabii ki 9'dan 10'a hazırlık kitabının sonuna kadar gelmenizi istiyorum. Gençler, ekoloji, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, güncel çevre problemleri testlerini tamamlamış olmanız gerekiyor. 9'dan hazırlık, 10'a hazırlık kitabımız FKB'de. Bugünkü dersimizin içeriği nasıl olacak? Tabii ki eski kodularımızı hatırlayacağız. Beslenme şekillerine göre canlılardan, besin ve enerji piramitlerinden, madde döngülerinden, güncel çevre sorunlarından, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümden, canlıların özellikleriyle biyolojik öneminden bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Öncelikli olarak tabii ki ortaokul tekrarımız var. Burada beslenme şekillerine göre canlılar, besin ve enerji piramidi gibi konularımız olacak. Yine 10. sınıfa hazır olabilmek için 9. sınıfta gördüğümüz canlı alemleri, canlı alemlerinde bulunan canlıların beslenme şekilleri, canlıların biyolojik ve ekonomik önemini de iyi bilmemiz gerekiyor. 9'dan TYT'ye testimizde de yeni nesil sorularla TYT'ye hazırlık yapmış olacağız. Beslenme şekillerine göre canlılar, besin ve enerji piramidi, madde döngüleri, güncel çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm, canlıların özellikleriyle biyolojik ve ekonomik önemi halledilirse ekosistem, ekolojisi ve güncel çevre sorunları konusu bizim için bitmiş demektir. Öncelikli olarak ne yapalım? Beslenme şekillerine göre canlıları bir hatırlayalım. Beslenme şekillerine göre canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Bir üretici canlılar, bir de tüketici canlılar vardı. Üretici canlılar kimlerdi? Bunlar kendi besini kendi sentezleyen canlılardı. Yani inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirebiliyorlardı. Ne yapacaklardı? Genellikle fotosentez tepkimelerini gerçekleştireceklerdi. Yani su ve karbondioksit kullanarak güneş enerjisi yardımıyla kendi besini kendileri üretebileceklerdi. Bu olayda bizim için ne olarak isimlendirilirdi? Fotosentez olarak isimlendirilirdi. Kimler fotosentez yapar? Bitkiler, algler ve bazı bakteriler tabii ki fotosentez yapan canlılardır. Ama ekstradan bir hatırlatma da yapalım. Tabii ki sadece fotosentez yapılarak besin üretilmiyor. Kemosentez dediğimiz bir olay da söz konusudur. Yine inorganik maddelerden organik madde sentezi gerçekleşir. Bu sefer güneş enerjisi yerine kimyasal enerji dediğimiz enerji kullanılır diyeyim. Gelelim tüketici canlılara. Tüketici canlılar ise kendi besini kendi üretemeyen, ihtiyaç duyduğu besini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Kimler tüketici canlılar? Tabii ki bazı bakteriler tüketiciydi. Mantarlar tüketiciydi, unutmayın. Topraktan çıkması, hareket etmemesi onların üretici olduğu anlamına gelmez. Mantarların tamamı tüketici canlılardır. Aynı zamanda hayvanlar aleminde yer alan canlılar da tabii ki tüketici canlılara örnek. Tüketici canlılardan olan bazı mantarlar ve bazı bakteriler besinlerini ölü bitki ve hayvan atıklarından sağlıyorlar. Bunlara da ayrıştırıcı, yani çürükçül canlılar diyeceğiz. Yaptıkları beslenme şekline de tabii ki çürükçül beslenme ismini vereceğiz. Ayrıştırıcı canlılar da aslında tüketici, yani heterotrof canlılara örnektir. Ama madde döngüleri açısından da oldukça önemli canlılar olacak. Besin ve enerji piramidinden de bahsedelim. Üretici canlılardan tüketicilere doğru beslenme yoluyla besin ve enerji akışı tabii ki gerçekleşiyor. Besin ve enerjinin üreticiden tüketicilere doğru aktarılmasına da besin zinciri ismini veriyoruz.
Mesela otu kim yemiş? Çekirge. Çekirgeyi kim yemiş? Fare. Fareyi kim yemiş? Yılan. Yılanı kim yemiş? Kartal yemiş. Bu bizim için bir besin zinciridir. Üreticiden son tüketiciye doğru gider. Ayrıştırıcı canlılar ölü organizmaları parçaladığı için her canlı da ölebileceği için tabii ki ayrıştırıcı canlılar besin zincirinin her biriminde yer alacaklar. Hatta ayrıştırıcı canlıların ürettiği inorganik maddeleri de üretici canlılar tüketecek. Besin zincirinin her basamağında yer alan ayrıştırıcılar da üreticiler ve tüketiciler gibi besin zincirinde önemli görevlere sahiptir, unutmayalım. Diğer canlıları yiyerek beslenen tüketiciler 3 grupta toplanabiliyor. Biz bunlara otçullar, etçiller veya hepçiller ismini verebiliyoruz. Bakalım kimler hangi gruba dahil olacak? Öncelikli olarak ne demiş? Sadece otla beslenen canlılardır. O zaman kimlerden bahsediyoruz? Otçul canlılardan bahsediyoruz. Otçul canlılara aynı zamanda herbivor canlılar ismini de vereceğiz. Üreticilerle beslendikleri için birincil tüketici olarak adlandırılırlar. Örnek verecek olursak da koyun, fil, at tabii ki otçul canlılara örnektir. Sadece etle beslenen canlılar da bizim için etçil canlılar grubuna girecek. Etçil canlılara da aynı zamanda karnivor canlılar ismini verebileceğiz. Otçullarla beslendikleri için ikinci, etçillerle beslenenleri ise üçüncül veya daha üst derecede tüketicidir diyebileceğiz. Kimleri örnek verebiliriz? Şahini, kurdu, yılanı örnek olarak verebiliriz. Bir de bizim kimlerimiz vardı? Hepçil canlılarımız vardı. Hepçil canlılara da diğer bir isimle omnivor canlılar diyebiliriz. Hem üreticilerle hem tüketicilerle beslenen canlılar kim gibi? İnsan gibi. Ot da yiyoruz, et de yiyoruz. Fare gibi, ayı gibi, karga gibi canlılar hepçil canlılara örnektir. Besin zincirleri birbirinden bağımsız tabii ki olamaz. Çok sayıda besin zinciri bir araya geldiği zaman da besin ağı denilen daha kompleks, daha karmaşık bir yapıyı meydana getirecek. Mesela üreticiyi kim yemiş? Tavşan yemiş. Tavşanı kurt yemiş. Bu bir besin zinciri. Ne yapmış? Üreticiyi yani otu fare yemiş, fareyi kim yemiş? İşte kartal yemiş. Bu da bir besin zinciri. Besin zincirleri bir araya gelerek daha kompleks bir yapı oluşturduğu zaman da ismi ne olmuş? Besin ağı olmuş. Besin zincirlerindeki canlıların üreticilerden tüketicilere doğru birbirleriyle beslenme sırasına göre dikey dizilimine de besin piramidi ismini vereceğiz. Besin piramidinin her zaman en alt basamağında üretici canlı olmak zorunda. Mesela burada kimi vermişiz üretici olarak? Dut yaprağını. Dut yaprağını kim yemiş? Tırtıl. Tırtılı kim yemiş? Kurbağa. Kurbağayı kim yemiş? Yılan. Yılanı kim yemiş? Leylek. Böylelikle bir besin zinciri oluşmuş. Besin zincirinin her basamağında da kim yer almış? Ayrıştırıcı canlılar yer almış. Dut yaprağı da ölebilir, tırtıl da, kurbağa da, yılan da ölebilir. Ölü organizmaları parçalayan ayrıştırıcılar haliyle besin zincirinin her basamağında olmak zorunda. Besin piramidinin katmanlarının her birine beslenme basamağı diyeceğiz. Mesela bu birincil basamak olacak, bu ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak diye son basamağa doğru gidecek. Beslenme basamağı canlılar arasında enerji aktarımı sırasında canlının bulunduğu konumu gösterecek. Besin piramidinde sadece besin değil, enerji de üreticiden son tüketiciye doğru aktarılacak. Buna da enerji akışı ismini veriyoruz. Beslenme basamağında ne olacak? Bir üst beslenme basamağına enerjinin yaklaşık %10'u aktarılacak. %90'ı o ise kaybolacak. Kaybolmayla kastettiğimiz ne? Mesela diyelim ki şu otun 10 bin jüllük bir enerjisi olsun. Kendi iç işlerinde kullanacak. Bir kısmı ısı olarak dışarıya verilecek. Yukarıdaki çekirgeye 1000 jül gidecek. 1000 jülden fareye 100 jül. Fareden kartala 10 jül şeklinde yani %90'ı basamaklar arasında kaybolacak. Isı olarak dışarıya verilecek. Canlı kendi iç yapısında bu enerjiyi kullanılacak. Hatta buna da %10 yasası
denir, %10'u aktarıldığı için. Ekoloji piramidinde en alt basamakta bulunan üretici canlılardan en üst basamaktaki tüketici canlılara kadar enerji aktarımının gösterildiği piramidi de dediğimiz gibi enerji piramidi ismini verdik. Bir de biyolojik birikim dediğimiz durum söz konusudur. O ne demek? Çeşitli zehirli maddelerin değişik beslenme basamaklarında üreticiden tüketicilere doğru artarak birikip zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşmasına biyolojik birikim ismini veriyoruz. Biyolojik birikime de böyle arsenik gibi, civa gibi ağır metaller genellikle sebep olur. Mesela toprağa ağır bir metal karıştı. Bu otta 3 tane civa var diyelim. Çekirge gitti, 3 tane ot yediği zaman çekirgede oldu 9. Fare gitti, 2 çekirge yedi 18. Kartal 2 tane fare yedi 36. Bu biyolojik birikime sebep olan şeyler vücuttan atılamayan maddelerdir. O yüzden de üreticiden son tüketiciye doğru biyolojik birikim tabii ki artacaktır diyeyim. En güzel özette burada karşımıza çıkmış oluyor. Üniversite sınavında da besin piramidi ile ilgili genellikle grafiksel sorular çok sık karşımıza çıkar. Şimdi besin piramidi dediğimiz üreticiden son tüketiciye doğru gidecek. Alt basamakta her zaman üretici yer alacak. Üreticiyi yiyen birinci tüketici, onu yiyen ikinci tüketici, onu yiyen üçüncü tüketici son tüketiciye doğru gidiyor. Aktarılan enerjiye bakıyorsun, binmiş, 100 jül olmuş, 10 olmuş, 1 olmuş. Yani aktarılan enerji miktarı azalıyor. Ayrıştırıcı canlılar da besin piramidinin her basamağında yer alıyor. O zaman besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı ne yapar? Azalır. Biyokütle dediğimiz şey toplam canlı kütlesidir. Bireysel kütleyle karıştırma. Dünyadaki tüm üreticileri tarttık. Dünyadaki tüm birincil tüketicileri tarttık gibi düşüneceksin. O yüzden de biyokütle yukarıya doğru azalacak. Bireysel kütle genellikle artar. O başka bir şey. Aktarılan enerji miktarının zaten azaldığını söyledik. Basamaklar arasında enerji kaybı da tabii ki artacak. Zehirli madde birikimi yani biyolojik birikim artacak. Genellikle kelimesini kullanarak vücut büyüklüğünün de arttığını söyleyebiliriz. Ama nasıl terslik olabiliyor? Mesela inek burada. Ben insan olarak buradayım. İnek benden daha büyük bir vücut yapısına sahip ama ben daha bir üst basamakta bulunuyorum. O yüzden buradaki genellikle kelimesi önemli. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe vücut büyüklüğü de genellikle artar diyelim. Hemen buradan da madde döngülerine geçiş yapalım. Madde döngüleri dediğimiz zaman da ekosistemde tabii ki çeşitli maddeler var. Canlılar için gerekli bu maddeler. Azot gibi, karbon gibi, oksijen gibi, su gibi maddeler. Döngüsel olarak hareket etmezlerse ekosistemde bitmeleri gibi bir durum söz konusu olurdu. Ne yapacaklar? Bunlar atmosferle yerküre arasında hareket edecekler. Biz de buna madde döngüsü ismini vereceğiz. Azot döngüsü dediğimiz bir döngü de var. Atmosferde çok büyük bir miktarda azot gazı var. Bizim vücudumuzdaki de DNA, RNA, vitamin gibi organik bileşiklerin yapısında azot var. Maalesef ki atmosferdeki serbest azottan yararlanabilen canlılar değiliz. Yaptığım zaman atmosferdeki serbest azotu yapıma katamıyorum. Yapıp aldığım azotu dışarıya veriyorum. Atmosferdeki azotu vücuduma katabilmem için topraktan bitkilerin alması, bitkileri de bir şekilde benim yemem gerekiyor. Ne yapıyor? Atmosferde serbest bir azot var. Yıldırım gibi, şimşek gibi hava olayları sonucunda atmosferdeki serbest azot toprağa bağlanabiliyor. Veya azot bağlayıcı rizobium dediğimiz özel bakteriler var. Bunlar havanın serbest azotunu bağlayıp baklagil tarzı bitkilere verebiliyorlar. Böylelikle hem üreticilerin hem de toprağın yapısına azot geçmiş oluyor. Üretici canlıları tutup da başka bir canlı tükettiği zaman azot onun yapısına geçiyor. Azot toprakta kullanılabilir hale geçebilmesi için de tabii ki bazı değişimlere uğraması gerekiyor. Mesela bitkiler öldü, hayvanlar öldü, bizim yapımızda azotlu bileşikler var. Geliyor ayrıştırıcı canlılar bu azotlu organik bileşikleri parçalıyorlar. Bunları amonyağa çeviriyorlar. Amonyak toprakta oluyor ama kullanılabilir azot formu değil. Amonyağın da kullanılabilir hale dönüşmesi yani nitrite ve nitrata dönüşmesi
etmesi gerekiyor. Amonyak nitrite, nitrit nitrata dönüşüyor. Nitrat dediğimiz şey de bitkilerin topraktan azotu alabildiği hal oluyor. Havanın serbest azotunu yakalayan özel bakteriler var dedik. Topraktaki azotu da atmosfere veren özel bakteriler var. Biz bu bakterilere de denitrifikasyon bakterileri ismini vereceğiz. Topraktaki azotu atmosfere veriyorlar. Topraktaki amonyağın kullanılabilir nitrata dönüşmesi olayına da nitrifikasyon ismi verilir diyeyim. Buradan da en kolay döngüye, yani su döngüsüne geçeyim. Su döngüsü de yine atmosferle kara koşulları arasında gerçekleşiyor. Atmosferde bulunan su hava olaylarıyla, yağmur, kar, dolu gibi hava olaylarıyla tabii ki yer küreye düşüyor. Yer küreden buharlaşma meydana gelirse tekrardan atmosfere dönüyor. Veya yer kürede çeşitli canlılar tarafından içilip canlılar vücudunda dolaşması da söz konusu. Her bir yaptığımızda, yani solunum yaptığımızda vücudumuzda bulunan suyu da atmosfere geri döndürmüş oluyoruz. İçme ile canlı vücuduna giriyor. Boşaltım yapmayla, terleme ile, solunumla da tekrardan atmosfere verilmiş oluyor. Su döngüsünden sonra karbon döngüsü dediğimiz bir döngümüz de var. Karbon döngüsüne de bakacak olursak, atmosferde belli bir karbon miktarı var. Karbondioksit gazı miktarı var. Atmosferdeki karbondioksiti üretici canlılar yapısına katabiliyorlar. Ya fotosentez tepkimeleriyle ya da kemosentez tepkimeleriyle canlıların vücuduna giriyor. Canlılar bundan organik bileşikleri, yani karbonhidrat, yağ, proteinleri sentezliyorlar. Ne yapıyorum? Ben de bu canlıları tükettiğim zaman benim vücuduma geçmiş oluyor. Her bir solunum yaptığımızda atmosfere karbondioksit gazını veriyoruz. Yanma olayları da yine atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır diyelim. Çürükçül organizmaların faaliyetleri de atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır. Sadece üreticiler atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltıyor, unutmayın. Gelelim oksijen döngüsü dediğimiz döngüye. Oksijen döngüsü de aslında karbon döngüsüyle bağlantılı. Atmosferde belli bir oranda oksijen gazı var. Oksijen gazını canlılar solunum yaptıkları zaman vücutlarına alıyorlar. Vücutlarına aldıktan sonra bu oksijen gazının ne yapılması lazım? Karbondioksit ve suya dönüşmesi söz konusu oluyor. Fotosentez tepkimeleri sonucunda atmosferdeki oksijen miktarı artar. Atmosferdeki oksijenin kaynağı fotosentezdir. Solunum reaksiyonları ise atmosferdeki oksijen miktarını tabii ki azaltmış olacak diyeyim. Buradan da güncel çevre sorunları kısmına bir bakalım. Ozon tabakasından da bir bahsedelim. Ozon tabakası dünyanın üzerinde bulunup uzaydan gelen zararlı ışınlara karşı kalkan görevi gören bir yapıdır. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de tabii ki bu tabakanın incelmesi. Ozon tabakası incelirse güneşten gelen bütün zararlı ışınlar dünyaya ulaşacaktır. Cilt kanserine yakalanma ihtimalini arttıracak, bağışıklığı zayıflatacak, bitkilerde fotosentezin yavaşlanmasına, hastalıklara, böceklere ve kuraklığa karşı hassasiyetin artmasına sebep olacak. Peki ozon tabakasını incelten şeyler neler? Klima ve buzdolaplarında kullanılan kloroflorokarbon, yani CFC dediğimiz gazlar, hidroklorofluorokarbonlar, HCFC dediğimiz gazlar ozon tabakasına zarar veriyor. Yine yangın söndürme cihazlarında kullanılan halonlar, tarımda kullanılan metil bromid gibi maddeler ozon tabakasına zarar veren maddeler. Mümkün olduğu kadar bu maddelerin kullanımını azaltmamız gerekiyor. Gelelim dünyanın başının dertte olduğu küresel iklim değişikliğine. Karbondioksit, metan, su buharı gibi gazlar sera gazları olarak adlandırılır. Normal şartlar altında dünyanın etrafında bulunan bu gazlardan dolayı sera tabakası dediğimiz bir tabaka meydana geliyor. Sera etkisi dediğimiz bir etki meydana geliyor. Sera etkisi istediğimiz bir etkidir. Dünyanın belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Güneşten gelen ışınların tutularak buranın belli bir sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Ama biz dünyadan o kadar çok gaz çıkartıyoruz ki bu sera etkisinin artmasına sebep oluyoruz. Biz sera etkisini istemiyor değiliz. Sera etkisinin artmasını istemiyoruz.
Sera etkisi nedeniyle güneşten gelen ışınlarla atmosfer ve okyanusların sıcaklığının artmasına küresel ısınma ismini veriyoruz. Küresel ısınma sonucunda da dünyada uzun dönemde meydana gelen iklim değişikliklerine küresel iklim değişikliği ismi verilir. Küresel iklim değişikliği sonucunda buzullarda erimelerin meydana gelmesi, yangınlarda artışın meydana gelmesi, bitkilerin üreme dönemlerinin değişmesi, hayvan türlerinin neslinin yok olması, bitki türlerinin neslinin yok olması da tabii ki söz konusu olacaktır diyelim. Küresel iklim değişikliğinin bazı sonuçları diye toplu bir şekilde vermişiz. Hemen tekrar etmiş olayım. Buzulların erimesi küresel iklim değişikliği sonucunda meydana gelebilir. Buzul dediğimiz şey ya erisin dünyanın suya ihtiyacı var gibi düşünmeyin. Çok büyük su kitlelerinden bahsediyoruz. Deniz seviyelerinin yükselmesi, şu an kara olan yerlerin sular altında kalması söz konusu olabilir. Bazı bölgeler dediğimiz gibi sular altında kalabilir. Hayvan ve bitki türlerinin nesli tükenebilir. Tarım ürünlerinin azalması da tabii ki söz konusu olabilir. İklim değişikliğinin önlenmesi için sera gazı salınımı azaltılmalı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanımı da tabii ki azaltılmalıdır. Gençler, ekolojik ayak izi dediğimiz kavram ne demek? Biraz ondan da bahsedelim. Ekolojik ayak izi belirli bir nüfusa karbondioksit gibi atıkların doğaya ne kadar yük olduğunu oluşturduğunu hesaplamak için kullanılan bir yöntem. Başka bir deyiş kullanalım. Bir toplumun tüketmiş olduğu kaynakların üretimi ve atıkların yok edilmesi için gereken alanların tümüne birden ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Ekolojik ayak izini bir ürün için hesaplayabiliyorlar. Yani bir salçanın ekolojik ayak izi hesaplanabiliyor ya da bir toplumun, ülkenin ekolojik ayak izi de hesaplanabiliyor. Paketli ve işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak, kişisel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, gereksiz yanan lambaları söndürmek, makine tam dolmadan çalıştırmamak gibi olaylar tabii ki ekolojik ayak izimizin küçülmesini sağlar. Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ne demek? Sürdürülebilirlik ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyacını karşılama yetilerini ellerinden almamak demek. Tabii ki biz ısınacağız. Isınmak için de doğalgaz gibi bir kaynağı kullanıyoruz. Doğalgaz dediğin kaynak belli bir miktarda dünyada var. Biz bu kaynağı çok hızlı bir şekilde tüketirsek gelecek nesilleri kaynaksız bırakmış oluruz. Sürdürülebilirlik bu demek. Atıkların çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar üretim sürecine katılmasına da geri dönüşüm ismi veriliyor. Geri dönüşüm yapılan atıklara kağıt, plastik, cam, metal ve ahşap tabii ki örnek. Geri dönüşüm yaptığımız zaman neyi sağlayacağız? Kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacağız. Kağıt üretmek için ağaç kesmek yerine eski kullanılmış kağıtları geri dönüştürürsek ağaç kesmemize gerek kalmayacak. Kaynaklar sürdürülebilir olacak. Doğal kaynaklarımız korunmuş olacak. Ne yapacaksın? Ham ağaçtan kağıt yapmak için harcadığın enerjiyle kullanılmış kağıdı normal işte kullanılmamış hale getirmek için kullandığın enerji bir değil. Yani geri dönüşüm enerji tasarrufu da sağlıyor. Haliyle bu ülke ekonomisi için de katkı. Ne yaptım? Atık miktarını da tabii ki azaltmış oldum. Canlıların özellikleriyle biyolojik ve ekonomik öneminden de tabii ki biraz bahsedelim. Canlılar dediğimiz zaman birçok alemimiz vardı biliyorsunuz. Bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemden 9. sınıfta bahsetmiştik. Ne yapıyoruz bu canlıları? Birçok alanda kullanabiliyoruz. Peynir ve yoğurt üretiminde, sentetik atıkların yok edilmesinde, biyoteknolojik uygulamalarda, bir ilaç üretiminde, bakterilerden tabii ki faydalanabiliyoruz. Arkelerden metallerin zenginleştirilmesinde, atık suların arıtılmasında, çöplerden metan gazı denilen biyogazın üretiminde yararlanabiliyoruz. Protistlerden diş macunu üretiminde, antibiyotik üretiminde, kozmetikte, tekstil endüstrisinde, tıbbi ürünlerin yapımında, gıda endüstrisinde ve boya yapımında faydalanılabiliyor gençler.
Besin kaynağı olarak erozyonun önlenmesinde, küresel ısınmanın önlenmesinde, ilaç, kozmetik, boya, ahşap, kağıt endüstrisinde, inşaat sektöründe, biyoyakıt üretiminde bitkiler kullanılıyor. Mesela şöyle bir soru yazamıyoruz. Bitkiler yukarıda verilen alanlardan hangisinde kullanılmaz? Hangi alanda kullanılmayacak ya? Her alanda biz bu canlılardan yararlanıyoruz. Besin kaynağı olarak tüketilmelerinin yanı sıra deterjan ve ilaç sanayinde, peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında da mantarlar tabii ki görev yapıyorlar. Küf mantarları da bakteri öldürücü antibiyotiklerin üretiminde kullanılıyor. Ev ve vücut temizliğinde süngerlerden, gübre yapımında solucanlardan, ilaç ve kozmetik sanayinde böceklerden, besin olarak balıklardan, kuşlardan ve memelilerden de faydalanıyoruz. Bunların yanı sıra hayvanlar teknolojiye de tabii ki ilham kaynağı oluyorlar. Mesela balinaları taklit edilerek o denizaltıları yapılıyor. Yarasalar taklit edilerek radarlar yapılıyor. Bilmem ne kuşu taklit edilerek jetler yapılıyor. Yani hayvanlar teknolojide de ilham alınan kaynaklardır diyeyim. Böylelikle dersin de sonuna gelmiş olayım gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.